Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii geçen haftanın en önemli gelişmesi Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve bununla ilgili sonuç toplantısıydı. Şimdi tabii ayrıntılarında gayet önemli hani bilgiler olan bir toplantı izledik. Şimdi tabii en önemli gelişme burada aslında enflasyon tahmininin yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin %36'dan %38'e çıkmış olması. Ama üst bant yani hani belli bir güven aralığında Merkez Bankası bu verileri sunuyor bize. Bu güven aralığının üst bandı olarak %42 halen daha koruyor. Şimdi baktığımızda yani enflasyonun hani altında yatan dinamiklerin hani bir parça bozulduğunu Merkez Bankası da kabul etmekle beraber özellikle Nisan datalarında yani Nisan tabii ki ekonomik aktivite datalarından bahsediyor. Hani bir miktar soğuma, yavaşlama görüldüğünü ve hani bu nedenle de biraz daha durumu görmek isteyeceğini hani belirtti Merkez Bankası ve şimdilik bir para politikasında bir değişiklik yapmadı. Diğer taraftan baktığımızda aslında döviz dengesi de biraz toparlanmış vaziyette. Tabii ki o Şubat ve Mart'ta döviz satışı yapmak zorunda kalmıştı Merkez Bankası ama daha sonra bu durumun hızla tersine döndüğünü gördük ve hatta belki de satılandan daha fazla bir miktarda dövizin rezervleri eklendiğini izlemiş olduk. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankamızın özellikle hani yaz aylarında hani döviz girişinin de artacağını dikkate alarak biraz daha hani bekle gör şeklinde hareket edeceğini düşünmemiz gerekiyor. Ve tabii gene toplantıda şu da söylendi ki zaten bir süreden beri bu bilgilendirme yapılıyordu. Aslında Mayıs ayında bir hani tepe nokta yapacak enflasyon belki işte %75'lerde olabilir bu rakam. Daha sonra da düşüş eğilimine girecek ve %38 gibi bir rakamla da sene sonunda kapatacak beklenti hani bu yönde. Şimdi genel olarak baktığımızda hani burada verilen mesajların olumlu olduğunu söylememiz gerekiyor. Zaten piyasalarda bir miktar bu şekilde hareket ettiler. Onun haricinde bu haftaya bakacak olursak bir hani tasarruf tedbirleri mutlaka açıklanması bekleniyor ki hani bunun içinde çok çeşitli vergi ve tasarrufla ilgili bazı şeyler olabileceği düşünülüyor. Yaklaşık da 100 milyar TL gibi bir büyüklükten bahsediliyor. Tabii bunlar yani kabaca hesaplanmış rakamlar. Mutlaka daha ayrıntılarını ilgili yetkililer sunacaklardır bizlere. Onun dışında geçtiğimiz hafta bir sanayi üretim datası gördük. Bir %4,3'lük bir hani yıllık büyüme görüldü. Bu rakamları ben hani ortalama olarak hani söylüyorum. Şimdi 3 aylık hareketli ortalamanın yani yıllık değişimi olarak takvim etkisine arındırılmış baktığımızda %5,40 gibi bir seviyedeyiz. Şimdi bu rakam tabii aslında önemli bir rakam yani yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir miktar belki bunun daha sonraki aylarda duraklaması beklenebilir. Yani şu an tabii elimizde Mart datası var. Ama hani Merkez Bankamızın da bize verdiği bilgilendirme özellikle Nisan ayından itibaren kredi tarafında bir hani yavaşlama soğuma olduğu yönünde ki hani bununla ilgili ekonomik çalışmalardan da bahsedildi zaten ilgili toplantıda. Dolayısıyla hani öncü göstergeler, büyüme göstergeleri vesaire hani burada bir soğumayı belki de Nisan ayından ve Mayıs ayından itibaren hani görmeye başlayacağız. Ama bunun için de dediğim gibi bir miktar daha hani datanın birikmesini beklememiz gerekecek. Şimdi bir de önemli konu bir iş gücü datası tabii yayınlandı. İş gücü datasında da hani işsizlik oranı yani bir miktar düşmüş görünüyor %9,2'den %8,8'e ama daha da önemli olarak aslında ekonomide hani kaç adet istihdam yaratıldığı daha fazla dikkat edilmesi gereken bir gösterge bana göre ki hani burada yıllık bazda ben buna bakıyorum. Yani yaklaşık 1,5 milyon gibi bir hani istihdam artışını da görebiliyoruz. Yani burada tabii yıllık olarak hani bunu söyleyebiliriz. Yani son bir yılda üretilen ya da yaratılan istihdam olarak hani bunu görmemizde fayda var. Bunu da hani olumlu yönde algılamak gerekiyor. Tabii aslında az önce bahsettik sanayi üretimi ile beraber bu hani yani el ele giden bir hani veri diye belki düşünmek lazım. Yani diğer öncü göstergelerle bu da dediğim gibi aynı yönde hareket eden bir veri olarak bunu da bir kenara yazmış oluyoruz. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.